Sevgili seyirciler, hep biliriz ki günlük olayların yoğun baskısı altında insan bazen zihni ve ruhi bakımdan kendi istikrarını kaybedebilir. İnsan olayların birbirini kovalayan baskısı altında bazen bunalır. Rahat ve salim düşünme imkanından insan kendisini mahrum görür. Kafası karışır, gönlü bulanır. Yani hadiseleri böyle net ve sakin bir kafayla değerlendirebilme imkanını bile bulamaz insan. Bu durumlarda işte insanoğlunun rahat tefekkür edebilmesi, ibadetin manevi zevkini, halavetini, hazzını duyabilmesi için fevkalade sakin, huzurlu bir ortama ihtiyacı vardır insanın. Gündüzün insanı Allah-u Teala tabii nafaka kazanmak, çoluk çocuk nafakasını geçimini sağlamak, bir takım zaruri vazifeleri ifa etmek için bir çalışma ortamı olarak yaratmıştır Cenab-ı Hak gündüzleri. Gündüz aydınlığından istifade edeceksiniz, gün ışığından faydalanacaksınız. Hasılı insan gündüz bir takım yerine getirmek mecburiyetinde olduğu vecibelerini, vazifelerini ifa eder. Tabii bunların yoğunluğu, kesafeti altında da bazen insan bunalır zaman zaman. Bu bakımdan insanoğlunun en rahat tefekkür edebildiği, Kur'an-ı Kerim kıraatı, ibadet konusunda en çok manevi zevk ve lezzet duyduğu zaman olarak elbette ki gecenin sessizliğini bulur. Bu bakımdan gece yarısı insanlar için son derece etkilidir. Ya onun için işte ayet-i kerimede اِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ اَشَدُّ وَطْاً وَاَقْوَمُ قِيلًا. Ya insan üzerinde son derece etkilidir gece ibadeti. Hiye eşeddu vat'en, güç ve kuvvet bakımından, tesir bakımından en güçlü vakittir gece yapılan ibadetler. Yani gece insanın namaza kalkması, teheccüdle meşgul olması ve Kur'an-ı Kerim kıraatı bakımından da en uygun ve münasip zamandır. Ve akvemu kilen, yani burada da bu ve ehde'u li kıraatil Kur'an'ı diye tefsir etmişler. Yani Kur'an-ı Kerim kıraatı içinde en huzurlu, en çok sükun ve hudu içinde bulunduğu zamandır insanın. Yani okuduğunun manasını, muhtevasını düşünebilecek bir sükunet, bir sessizlik içindedir insan. Ve bu suretle onun zihninde hadiselerin değerlendirilmesi, bir takım gerçeklerin pırıltıları gönül aynasında daha berrak şekilde parlar. İşte bundan dolayı da Allah-u Teala geceleri bu bakımdan gece teheccüd ibadetine tahsis etmiştir Allah-u Teala. Bunun insan psikolojik yapısı bakımından ne kadar önemli olduğu çok açık meydandadır. Ya vat'en kelimesi burada muvafakaten manasına da geliyor. En uygun, en muvafık manasında. Ya aslında muvata'e kelimesi muvafaka manasında geliyor. Li yuvati'u iddete ma harramallah. فَيُحِلُّ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ. Daha önce geçmişti Kur'an-ı Kerim'de. Burada işte nesi ile ilgili اِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ diye başlayan sayfada bu konuyu açıklamıştık. Muvata'e aslında muvafakat manasında denk getirmek, uygun kılmak. Vat da burada o manaya geliyor. Vat yani uygun gelme, denk getirme, birbirine münasip düşme manasına geliyor. Yani gece ibadeti, geceliğin ibadete kalkmak, kıyam-ı leyle teşebbüs etmek insan ruhu için en uygun ibadete en elverişli saattir. Ve Kur'an-ı Kerim okuyuşu bakımından da en ziyade münasip vakittir deniliyor. Ondan sonra ayet-i kerimede gündüzün önemine işaret edilmiş bakın. Estağfirullah, bismillah. İnne leke finnehâri sebhan tavîlâ. وَذْكُرْ اِسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ اِلَيْهِ تَبْتِيلًا. Ya, صَدَقَ اللّٰهُ نَصِرٌ. Senin için gündüzde devamlı şekilde koşturmaca, olayların arkasından gitme ve olayları
rahatlıkla dünya maişeti kazanmak, dünyevi işleri rahatlıkla başarabilmek için uygun ve uzun bir vakittir. Fırsat ve imkan manasına geliyor bakın. Sebhan tavila. Senin için daha geniş ve uzun bir hareket imkanı sağlayan bir fırsat ve senin için bir nimet vardır gündüzlerde. Gündüzler insanların maişetlerini sağlamak, çoluk çocuk nafakasını temin etmek, dünyada yerine getirilmesi icap eden gereken vecibeleri ifa etmek için tahsis edilmiştir gündüz. Ya. Nitekim bundan sonra işte Kur'an-ı Kerim'de Nebe suresinde gelecek. Nebe suresinde gündüz insanlar için nafaka teminini sağlayan bir imkan olarak yaratılmıştır Allah-u Teala tarafından. Geceler insan için bir sükun ve huzur vakti olarak yaratılmıştır. İstirahat için insan uykusunu geceleyin uyur ama gündüz insan bir çalışma, bir sayı gayret, bir koşuşturma içindedir. Bu bakımdan Allah-u Teala gece ibadetinin ehemmiyetini, önemini bildiriyor kullarına. Gece ibadetinin önemini bildiriyor Allah-u Teala. Sebhan tavila kelimesinde burada aslında sebhan şeklinde yani mucem olarak ha harfini noktalı olarak okuyanlar da olmuştur kıraat imamlarından. Bu okuyuşa göre sebhan kelimesi ise nevmen, rahaten, istirahaten manasına geliyor. Yani gündüz de senin için eğer gece önemli bir bölümünü gecenin uykunu feda ederek ibadetle geçirmişsen, gündüz de sana bir imkan, bir istirahat imkanı bulunabilir manasına geldiğini söyleyenler olmuştur ama ayet-i kerimeyi müfessirlerden önemli bir kısmı gündüz insanların deveranı, faaliyet ve hareketlerinin her türlü dünyevi meşgalelere, çoluk çocuk nafakasını kazanmaya, bir takım dünyevi vecibeleri, ticaret gibi, sanat gibi, insanların her türlü dünya hayatını kolaylaştıracak, insana refah imkanları sağlayacak, onun hayat şartlarını güzelleştirecek imkanlar gündüz bahşedilmiştir insanlara. Allah-u Teala, اِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا تَو۪يلًا. Senin için gündüz uzun bir çalışma ve son derece elverişli bir sayı gayret vakti ve imkanı vardır senin için. وَذْكُرْ اِسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ اِلَيْهِ تَبْت۪يلًا. Rabbinin ismini zikret. Rabbinin ismini zikret. Allah'u an. Ya zikri ilahi insan Cenab-ı Hakk'ı ne kadar azamet ve kudret bakımından Allah-u Teala'nın büyüklüğüne imanı artarsa o nispette insanın ruhuna tesir eder. Bu anlayış, bu idrak, bu iman insanın ruhunda öyle bir yerleşir ki insan her fırsatta ilahi büyüklüğün, ilahi azametin ve kudretin tecellilerini görür. Ve bundan dolayı da Sübhanallah der. Cenab-ı Hakk'ı tesbih eder. Ya Rabbi ne büyüksün. Sübhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahü vallahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Bu tesbihi okur insan. Cenab-ı Hakk'ın ismini zikretmek o insan kalbine yerleşen imanın tabii bir neticesidir. İman olduğu zikir, Allah'ı anma onun arkasından mutlaka gelecektir. Ama imanı olmayan, Allah'a muhabbeti, sevgisi olmayan bir kimse elbette ki Allah'ın ismini almak, Allah demek faziletinden ve nimetinden elbette ki mahrum kalır. Ve tebettel ileyhi teptila. Ya Cenab-ı Hakk'a kendini tahsis et. Allah-u Teala'ya ver kendini manasında. Aslında tebettele yetebettelu, tebettülen insanın münhasıran, eksklüzivman Fransızcası ifadesiyle yani sadece ve yalnız kendisini Allah'a vermesi manasında. Tebettülün manası o. Yani aslında insan belki dış organları itibariyle, dış görünüşü itibariyle insan dünya olaylarından kendisini tamamen soyutlayamaz.
tecrid etmesi mümkün değil. İnsan dünyada yaşıyor, dünya şartları içinde yaşadığına göre dünya şartlarının gerektirdiği faaliyetlere elbette ki iştirak edecek. İnsan düşünecek, yürüyecek, konuşacak, yiyecek, içecek, çalışacak, bilek gücüyle, kafa gücüyle çalışacak. İnsan maddi ve fizik gücüyle olduğu kadar insan psikolojik gücüyle de bir takım faaliyetlere katılacak elbette ki. Ama insan kalbinin münhasıran Allah'a yönelmesi, Cenab-ı Hak'tan gafil kalmaması işte bu tebettül oluyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam hazretlerinin kerime-i muhteremeleri, kıymetli kerimeleri kızları Hazreti Fatıma radıyallahu teala anhanın sıfatı betüldür. Betül demek kendini tamamen Allah'a veren manasına geliyor. Betül. Bizim Türkçe'de isim olarak kullanılıyor betül ismi. Aslında Arapça'da betül kelimesi o manaya geliyor. Ve tebettel ileyhi tebtila. Tamamen kendini Allah'ın rızasına, Cenab-ı Hakk'ın hoşnutluğunu kazanmaya ver. Tedarra ileyhi manasına da geliyor. Yani Allah'a tasarru et, Allah'a yönel, Cenab-ı Hakk'ın muhabbetini gönlünde berkarar et manasında. İşte Peygamber aleyhissalatü vesselam hazretlerinin kızı Hazreti Fatıma radıyallahu teala anha nasıl bu özellikle anılıyorsa Yahya aleyhisselam da Kur'an-ı Kerim'de hasur diye anılmıştır. Kendisini tamamen Allah'a hasreden ilahi sevgi ve muhabbetle adeta gözü dünyayı görmeyen bir özelliğe sahipti. Bu son derece ileri bir noktaya gitmişti Yahya aleyhisselam da. Adeta hani fena fillah, beka billah vesaire gibi tasavvufta bir takım makamlardan bahsediliyor ya. Yahya aleyhisselam kendini bütün varlığıyla, bütün mevcudiyetiyle Allah'a tahsis etmişti. Onun neticesi olarak ona hasur sıfatı veriliyor. Âl-i İmran suresinde geçiyordu bu ayet-i kerimede. Hasuran diye geçiyor. Yani tam manasıyla kendini hasretmiş Allah'a. Bütün gücüyle. İşte sen de Allah'a kendini ver. Allah'ın ibadet ve taatına, Cenab-ı Hakk'a kulluk etme konusuna ağırlık ver manasına geliyor. Ve tebettel ileyhi tebtila. Bakın burada tebettele tefaale babından kullanılmış. Ama bunun mef'ulü mutlaka olan tef'il babından. Demek ki ikisi aynı manada. Bettele ile tebettele aynı manada. Lafız bakımından her ne kadar farklılık olsa da manası aynı olduğu için mef'ul mutlaklarda böyle değişiklik olabiliyor. Yani birbirinden farklı lafızlar da geliyor. Mana bakımından uygunluk, paralellik olursa bunda herhangi bir mahsur olmadığını söylüyor nahiv alimleri. Rabbül meşriki vel mağribi. La ilahe illa huve fettehizhu vekila. Ya. Meşrikin, doğunun ve batının Rabbi. Bunu alimler açıklarken diyorlar ki doğu ile batı arasında, yani yeryüzünde yaşayan bütün mevcudatın özellikle ilahi hitaba muhatap olan, Cenab-ı Hakk'ın davetine muhatap olan, akıl sahipliği sahibi olan insanların Rabbi. Her şeyin Rabbi tabii Allah-u Teala. Fakat betahsiz özellikle doğu ile batı arasında, yani yeryüzünde, dünyada yaşayan insanların Rabbi. Meşrik doğu demek. Mağrib de batı manasına. Rabbül meşriki doğunun ve batının Rabbi Allah-u Teala. Ama bu buradan kasıt doğu ile batı arasında yaşayan bütün insanların, yani dünya üzerinde yaşayan akıl sahiplerinin Rabbına işaret vardır burada demiş müfessirler. La ilahe illa hu, ondan başka ilah yoktur. Ancak ilah olarak o vardır. Fettehizhu vekila. Onu kendine vekil seç. Ona güven, ona dayan, ondan başkasından yardım, medet bekleme. Allah-u Teala'ya bütün itimadın, bütün istinadın ona olsun, ona güvenirsen sen hiçbir zaman yıkılmaz, manen çökmezsin. Allah-u Teala senin muinin olur, nasırın olur, yardımcın olur. Bunu unutma buyuruyor Allah-u Teala.